Another day, another very difficult subject. Yani ya demoniyi yine kapsayan bir bölüm. Diyalog içinde demonik. Bir önceki bölümün pekiştiricisi bölüm kıvamında ve son bölümümüz aynı zamanda birinci bölüm aşk kategorisinin altında giden. Bundan sonra ikinci bölüm iradeye geçeceğiz. Big chapter olan. Demonik içimizdeki dürtülerimizin anarşiye dönüşmesini engelleyen bazı durumlar var. Ve bizim içimizdeki demoniyi kendi sorumluluğumuz olmaktan çıkarıp diğer toplumlara, gruplara, kalabalıklara, bazen savaşlara, bazen protestolara yüklediğimiz durumlar var. Pek çok insan sesler duyar fakat çok az jandark vardır diye başlamış bu bölüme. Biliyorsunuz ki jandark sesler duymasıyla çok meşhur Fransız, sonrasında da ne yazık ki öldürülen önemli bir şahsiyetimiz tarihte. Şöyle, demoniyi anarşiden ayıran en önemli ölçüt diyalogdur diye başlıyoruz ve insanların konuşabilmesinin, özellikle adlandırma yapabilmemizin bizim üzerimizdeki olumlu etkilerine, demoniyemizi kontrol etmemize sağladığı faydalara çok cana değindiğimiz bir bölüm. Bir önceki bölüm çok fazla kitaptan kafamı kaldıramamıştım. O yüzden biraz daha göz göze yapmaya çalışacağım bir bölüm. Onu da gerçi dün yapmıştım ama hemen fark ettim şeyi, uzaklaştırdığını beni sizden. Şöyle, öncelikle diyalog diye bir şeyin var olduğu gerçeği dünyada kendi başına çok önemli bir husus. Zaten bizi ayıran bir durum biliyoruz ki. Benliği, kendi benliğimizi de diğer benlikleri de yalnızca diyalogla tanıyabiliriz. Logos, diyalogdaki dialogue'un sonundaki logo kısmının başındaki logos, gerçekliğin anlamlı yapısı anlamına geliyormuş köken olarak. Buradan da diyaloğun bizi gerçeğe götüren bir şey oluşuna anlam verebiliyoruz. Ben terminolojik olarak kökenleriyle lisede falan da böyle açarlardı, çok ilgilenirdim. Ve önemli bence kelimeleri anlamak için. Demonikten anlamlı söz edersek onu yaşamımızın yapısına katma sürecindeyiz demişiz. Yani eğer demoniğimizi tanımlayabilirsek bu tarz dürtülerimizi, içimizdeki daha şeytani yanları adlandırmaya başladığımızda onları hayatımıza da katıp bu sefer insanlara pozitif bir yardım olacak şekilde büründürebiliyoruz. Ama öncelikle yüzleşmemiz için adlandırmamız, adlandırma aracılığıyla anlamamız gerekiyor. Yine Platon'un idealar dünyasına geldik ve şansa bakın, bu konuyla ilgili de benim bir dövmem var. O da bu. Platon'un diyalogları kitapta idealların zihnimizde zaten var olduğuna değiniyor biliyorsunuz. Çok en eski felsefe kitaplarından Sokrates'in soru sorma yoluyla köleden cevapları alma ve bu sayede de şöyle bir tüme varım. Yani biz aslında veriler bizim zihnimizde var. Bunları soru sorma yoluyla bulabiliriz destekliyorlar. Kimileri Sokrates'in burada yönlendirme yaparak bulduğunu düşünse de köle bir şekilde onu anlayabiliyor. Çünkü neden? Dil onu anlamasına yetiyor. Yani o soruların ona geçebiliyor olması, o cevaplara yönlendirilmiş olsun ya da olmasın, yine bir anlam ve ortak dil sayesinde oluyor. Diller ve insan ilişkileri bizi biz yapan ve tabii ki anlaşmamızı sağlayan en önemli iki unsur. Demonik anarşiye dönmemesi için demoniğin bir tane daha güzel bir yolumuz var. Yine hepimizin yapması gereken öz eleştiri. Öz eleştiriyi ne kadar yapabilirsek, aynı zamanda içgörü de diyebiliriz bence. Ne kadar mümkün olduğunca tarafsız olabilirsek, hayatta gelişmemizi gitgide o kadar hızlı sağlayabiliriz. Kendimizi görmekle başlamalı, görmekle devam etmeli, görerek ölmeli ve bu süreci hiç bırakmamamız lazım. Acımasız olmamız gerektiği yerde acımasız. Dışarıdan eleştiri dinlemek gerektiği yerde maalesef biraz egomuzu biraz indirip dinleyerek, ama hangimiz zorlanmıyor ki? Hangimiz zorlanmıyor ki? Ben eleştirirken çok rahat. Tabii ki de herkeste belli bir miktar körlük ve öz çarpıtma oluyor. Ama bunun çözümü alçakgönüllülük ve en büyük yanılsama ne olabilir düşeceğimiz? Hiçbir zaman yanılsamaya düşmediğimiz yanılsaması olabilir, düşebileceğimiz. Dolayısıyla her zaman ben iyi niyetli biriyim derken bile aslında onun arkasında kötü niyetli olduğumuzu fark edip
Böyle bir afirmasyon yapma gereği duyduğumuzu Sokrates altını çizmiş. Uluslar ve nevrotikler bazen kısır döngünün içinde düşüyorlar. Nevrotikler aslında burada çoğu insan nevrotik halindeyken bu kısır döngüye düşüyor diyelim. Ulusları da bu cümleye katmasının nedeni savaşlar ve dış politikalarla sanırım aynı kısır döngüye düşmelerinden bahsediyor. Nedir bu? Deneyimden ders çıkarmama, işe yaramadığını göre göre hala kendine zarar vermesine rağmen aynı hatayı yapma, ısrarla bunu sürdürme. Bu da çok yaygın bir durum değil mi aslında? Ve orada büyük bir iradenin devreye girmesi gerekiyor döngünün kırılması için. Hayatta bu döngünün kırıldığı anlar olana kadar hayat bize aynı şeyi tekrar tekrar getiriyor zaten bize öğrenene kadar. Bebeğin ilk çığlığı demonik olarak, ilk insanın verdiği tepki olarak düşünülüyor. Peki biz bu demoniklerimizi hayatta ne derece saldırmak için kullanacağız? İnsanlara ne derece onlarla yüzleşip onlara yardım etmek için kullanacağız? Bu bizim tamamen onu bilinç dışımızdan alıp, içselleştirip ne kadar kimliğimize, bireyliğimize katabildiğimize bağlı olacak tabii ki. Mesela insanlar diyor kalabalıklarda diyor bir güven hissediyorlar diyor. Çünkü orada kendi kişisel sorumluluk hissi yok, yalnızlık hissi yok, yabancılaşma hissi yok, sorumluluğun yorucu yükü yok. Bir kalabalık ve bir cemaatin içindeyken biz demoniğimizin sorumluluğunu da onlara yükleyebiliyoruz. Her şekilde kaçabiliyoruz. Ve yapılan aksiyon toplu bir demonik olduğunda tabii ki biz bunun rahatsızlığını yaşamıyoruz yapıyor olmaktan ötürü. Savaşlarda kitle ayaklanmalarının çekiciliği de zevki de buradan gelir demiş. Çünkü bu hem bir esriklik hali var, hem de bir aidiyet hissi var, hem de o güne kadar bastırdığımız bütün demonik olsun, travmatik olsun, içimizde yatan, bekleyen, kendisi açığa çıktığında aslında rahat edecek, karanlık olsun. Bunları rahatçana, sorumsuz bir şekilde dışarı çıkarmanın yolu tabii ki savaşa katılıp kendin için değil, artık ülken için ussal bir sebeple böyle bir özgürlük adına öldürmekten daha kılıfına uygun ne olabilir ki gibi bakmış. Demonik atsızlıktır. Bu adı konulmadığında, bu şekilde yaşandığında id biçimi, yani id hayvan olan bütün özelliklerimiz, hayvansal, dürtüsel, sende bende onda farklı olmayan en derindeki ide hitap eden demoniğin şekli isimsiz olanı. İsimsiz, isimlendirdiğimizde zaten başka bir forma geçirebiliyoruz, onu biçimlendirebiliyoruz. Hayatta da amacımız aslında demoniyi biçimlendirmek. Toplumda peki bu bizim demoniğimizle rahatça bütünleşebildiğimiz durumlar var mı? Bizim toplumumuzda yok, Türk toplumunda, ama birçok yerde, en bilinenlere işte Brezilya'da, Rio'da falan karnavallar, maskeli balolar. Maskeli balo da ne yazık ki bizim kültürde pek yok. Halloween'de bir tek karıştırıp maskeli balo herkes yapıyor. Ama buralarda demoniğin dışa vurumu, insanların maskelerle o demonik suratları giymeleri hoş görülüyor. Ve burada olay aslında durumun kabullenilmesi topluluk tarafından. Sosyal kabulleniş, cemaatçe ne kabulleniş. Bunun bir sonunun olacak olması. Bunu yine okey kılan ve herkesin katılması demiş. 176'ya geldik hep beraber. Okuyorum. Demoniyi yönlendirebilirsek daha çok bireyselleşebiliriz. Yayılmasına izin verirsek atsızlaşırız. İnsanın ödevi bilincinin derinleşmesi ve gelişmesi sayesinde demoniyi kendine katmaktır. Bu otomatik uyarım ve tepki zincirini kırma yeteneğimizi büyütme anlamına gelir. O zaman neye tepki verip neye vermeyeceğimizi bir şekilde seçebiliriz. Neye tepki verip vermeyeceğimizi seçmenin önemi diyorum, bırakıyorum. Herkes önemini düşünsün. Demoniyi değerlendirmenin ussal ölçütleri olduğunun farkına varsak da merkezi ve en şaşırtıcı meseleyi, demoniyi tamamen ussal yapmanın imkansız olduğunu unutmamalıyız. Yani ussal ne? Akılca. Psikoterapide aradığımız bilinç derinleşmesi ve genişlemesi bu ikilemlerin çözümlerinden değil,
bizi daha yüksek bir kişisel ve kişiler arası bütünleşme düzeyine yükseltebilecek biçimde onlarla yüzleşmekten ibarettir. Demiş ki, psikiyatri, psikolog, psikanalist gibi insanlardan bazıları çok derin korkar. Çünkü bu insanların ölüm ve yaşam hakkında bilgisinin çok engin olduğunu düşünür. Apprehension. Bunun eş anlamlısı yani öğrenme olan, apprendre. Bu fiilin eş anlamlısı dehşetmiş. Bu bilgiyi de oku demişim P168 geldik. Webster sözlüğüne baktığımızda apprehend'in algılamak, anlamını kavramak, anlayarak ele geçirmek tanımlarını buluruz. Ve bir sonraki anlam kaygıyla, dehşetle, korkuyla beklemektir. Bunları da şöyle birleştirmiş. Anlamın bütünü zihin kavramasının ardından gelecek kötülüğe duyulan kuşku veya korku anlamına gelir. Yani öğrenmek bir yandan iyi olmakla beraber bir yandan da dehşet verici, ürkütücüdür diyor. Ödipus bu uzun hikayesini hiç baştan almaya gerek yok. Ama yine de bilmeliyim modunda bir arkadaşımız. Onun hikayesinde belki klasikler yaparsam ki herhalde yapmam. İnceleriz. Bilmek tehlikelidir ama bilmemek daha da tehlikelidir gibi bir yerin altını çiziyorum yine. İnsan kendisi hakkında ne kadar bilgiye dayanabilir? Asıl sorun bu. Dayanamadıkları için öğrenmiyorlar. Çünkü dayanılamaz yaşıyorlar ve dayanılamaz aksiyonlar yapıyorlar. Sonra da bunlara karşılan feedback geldiğinde dayanamıyorlar. O zaman dayanılacak gibi yaşasınlar diyorum. Yani burada demoniyi iyi tanımak, iyiye kullanmak insanın amacı sonuç olarak ve isimlendirmek. Eskiden rahipler bile ne yapıyorlar? Şeytanları isimlerini bağırarak çıkartıyorlar. Onlardan öyle kurtuluyorlar. Bu yüzden namaste falan alakasız. Demonik içsel bir sorunla mücadele ederken ortaya çıkmaya meyillidir. Bilinç dışı boyutları yüzeye dinlenebilecek kadar yakın bir yere getiren çatışmadır. Çatışma insanın içinde bir yön değişimini, Gestalt'ta bir dönüşüm gereksinimini önceden varsayar. İnsan adeta yeni bir hayat için çabalar. Bu yaratıcılık kanallarını açar. André Malraux bize kişinin kendini yazıda ifade etme gereksinimi yaşama uyumsuzluktan veya eylemle çözemediği içsel bir çatışmadan kaynaklanır der. Hiçbir yazar sorununa yanıt bulduğuna dair yazmaz. Daha çok sorunu olduğuna ve çare istediğine dair yazar. Çare çözümden oluşmaz. Yazarın sorunuyla güreşmesi sayesinde daha derin ve daha geniş bir bilinç boyutuna taşınmasından oluşur. Aramaya, bulmaya ve yenilmemeye. Odak bu. Araştırmanın süreci burada iyileştirici olan, çare olan. Bütün bu hırpalayıcı süreçlerden geçen birey şöyle hisseder. Bir daha asla aynı olmayacağım. Bu mücadeleden sonraki ağrıdır. Nevrotik ya da şizofrenik krizin yakınlığındır. İnsan güreşten sonra aynı anda daha da insan olabilse de Van Gogh da sakattı, Nietzsche de sakattı, Kierkegaard da sakattı. Bu yaratıcı insanın yaşadığı yüksek bilincin bıçak kadar keskin kenarının tehlikesidir. Şizofreni ve yaratıcı eylem el eledir ve birey birinden diğerine gidip gelebilir. Kendini ortaya koyma, kendini adama, o sınıra gitmek için bile gereklidir ve gerçek bir kendini gerçekleştirme. Yaşansa da diyor, bu yaratıcı süreçlerde kişi sonunda sakat kalmıştır. Demoni terapide adlandırmanın iyileştirici etkisinden bahsetmiş. Burada bir tanı koymak, yani durumu adlandırmak, kişilere o verdiğim paranın hakkını aldığımı hissettiren birinci nokta mesela. Sizde şu bu var, bu şu şu var. Bu aynı zamanda sorumluluklarını atmaya da yardım eden birinci nokta. He, bende şu varmış, ben de şu 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 ondan falan. Ben bayılırım. Her sıkıştığımda abi bende border var derim. Bayılırım yani yıllardır. Okuyorum. Birebir hakikaten sorunlar ondan. Bahane ediyorum değil. Adlar bu demonik hastalık durumu karşısında alacağım belirli bir tavrın simgeleridir. Adını öğreniyoruz. Ona göre tavır alıyoruz. Aslında iyileşmeye yönelik tavır alabiliyoruz. Hani bende şu varmış. Çözmem gereken şey şu. Artık biliyoruz neyi çözmemiz gerektiğini. Artık o içimizdeki demonun bir simgeleştirilmiş hali var. Doktor tarafından. Tescilli. Certified. Mavi tik. Bazen kişinin kendini suçlamasına engel alıyor. Bu çok iyi değil. O zaman iyileşme aksıyor. Çoğu hasta yanlış şeyler için gereğinden fazla sorumluluk üstlenir. Bu da başka bir ihtimal. Ve yapabilecekleri şeyler için yeterli sorumluluk almaz. Bu hastalara tanık olması durumu onları bilime daha yakın hissettiriyor. Artık bunun hani bir bilimsel adı var çünkü ve
birçok insanda onunla beraber aynı sorunu çıkıyor. Çünkü bunun bir tanısı var, dünya üzerinde bir karşılığı var. O yüzden o artık yalnız değil. Bir de demoniyi uyuşturmak gibi, bastırmakla uyuşturmak arası biraz böyle yok saymak gibi olmayacak bir ihtimal var. O iyi değil çünkü o seni böyle bir uykuya yatırıyor. Sen orada problemleri çözemiyorsun. Halbuki uyku evresine geçmeden önce, yani rahatlamadan önce, uyku biraz rahatlıkla alakalı bir şey ya. Yani başını yastığa koyduğunda uyuyabilmen için öncesinde geçmiş olman gereken bazı etaplar var. Bunlar kader, suçluluk, kişisel sorumluluk. Yani içinde demonunu taşıdığında bir zaman da çözmen gerekenleri çöz ki sonrasında rahat uyu. Gelsin rahatlık. Bir yerlere bağlayarak bu bölümü bitiriyor. Demoniyi bastırmak da, bastırmamak da, ertelemek de, o an yüzleşmek de bir kaçış yok. Her şekilde acı çekeceksin. İnsanın zaten gelişmesinde acı çekmek var. Yanlış kimler yapıyor? Yanlış acı çekmeyenler yapıyor. Acıdan kaçanlar yapıyor. Onlar hep çocuk kalıyor. Onlar hiçbir zaman kendileriyle yüzleşmemiş bir şekilde bir egosantrik kalıyorlar ama insanlıklarını ve evrimlerini tamamlayamıyorlar. O yolda adım bile atamıyorlar. Acıdan kaçılmaz. Acı büyütür. Acı zordur. Acı cesaret gerektirir. Ama yani hiçbirimiz perfect doğmuyoruz. Hiçbirimiz annemiz, babamız perfect. Perfect bile davransalar, İnsanlığı varoluşsal yolculukta keşfetmenin içinde acı var, lazım. Demon var, kötü yanın var, derin var, daha derin de var, daha derini de var, daha karanlığı da var. Anası babası melek gibi davransak ve melek gibi yetiştirse kaç yazar? Şöyle oluyor, böyle arkadaşlarım da var. Karanlığa dair hiçbir fikirleri yok. Yüzeyseller, bana soracak olursanız. Yaşadıkları hayat da yüzeysel, bana soracak olursanız. Ne demek istiyorum son olarak? Bizim merhametli olmamız için diyorum demonik yolundan çıkıyoruz. Demoniğimizi dönüştüre 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 merhamete gidiyoruz. Öç alma tanrıçaları bile bir zaman sonra mitolojide, yanlış olmasın, merhamet tanrıçalarına dönüşüyorlar. Demoniğin dönüşümü bizi merhamete taşır. Benim hayatta en bayıldığım özellik merhametli insandır. Diyor ki insan hayatında aşkın anlamını daha duyarlı bir şekilde algılamaktan oluşur diyor 3. kesimde, inşaatlı bölümümüzde. Aşkın da sonuna geldiğimiz bu yayında aşk bölümünü kapatıyorum. Merhamet. 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 İçimizde.